Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Gün geldi, an geldi, çattı. Mart sezonun Clan Ligi ile artık lig sezonumuz başlamış oldu. İnşallah hepimiz için, yani hem bizim klanımız için, rakiplerimizi saymıyorum bu arada. Hem bizim klanımız için hem de sizler için güzel ve hayırlı lig çıkabildiğiniz, çıkacak kadronuz yoksa da liginizi koruyabildiğiniz bir Clan Ligi sezonu olsun. Videonun bu aşamasında bir like bırakmayı unutmayın efendim. Biz hepimiz burada, sadece ben değil, tüm klanımız, 15 kişilik bir kadromuz var şu an, 15'e ve 15 başlattık. Hepimiz birden sizlere canlı saldırılar gösterebilmek adına aynı saate toplanmış burada videoyu başlatmış bulunuyoruz. Bu emeği karşılıksız bırakmayıp beğeni atmayı unutmayın. Şimdi Clan Ligi'ne girdim. Birinci günde Borneo Fire klanını eşleşmiştik gördüğünüz üzere. Rakiplerimize bakıyorum, saldırılar gerçekleştirmişler, 8 saldırıda 13 yıldız almışlar ve alt sıralarda 2 tane tek yıldız ve genellikle de çift yıldız görüyorum. Henüz hiç üçlük atamamışlar. Bu da bizim avantajımız olacak. Alt sıralardaki rakiplerde belediye 13'ler var 2 tane. Bu bizim tabii ki yine avantajımıza. Rakibimizin tek yıldızda 2 kere kalmış olması yine bizim yıldız konusunda, bir hata yapsak bile saldırıda en azından 2 tane o yıldızı tolere edebilmemize yarayacak. Ay, ne kadar soluksuz konuştum. Tur bilgilerine baktığımda klanlarda gayet iyi durumda görüyorsunuz rakiplerimiz. 10 saldırıda 28 yıldız ulaşmışlar. Sadece 2 yıldız boşa çıkartmışlar. Herkes üçlük atabilmeyi başarmış neredeyse. Yine onun yanı sıra aynı performansla, benzer performans sergilen bir Vietnam klanı var. Onun haricinde diğer klanlarında ortalama seviyelerde yıldız aldıklarını görüyorsunuz. Diğerleri çift ağırlıklı almışlar gördüğünüz gibi. Şimdi bakıyorum. Genelde Usta Ligi'nde, yani diğer klanlara eşleşme başlattığında belediye 13, belediye 14 geliyor yani. Bize neden böyle geliyor diye düşünüyorum. Kaç sezondur bir kere bile gelmedi. Allah'ım ne olur bize de nasip et bari. En azından böyle usta bire çıktığımızda bari bu düşük klanlarla eşleşmenin tadını bir yaşamak istiyorum. Yani o üstünlük, böyle Clan Ligi'nde bir sezoncuk, sadece bir haftacık sadece rahat hissetmek istiyorum. İnşallah bize de nasip olur gelecek sezon diyelim. İnşallah Clan Ligi'nde dediğim gibi lig çıkabildiğimiz bir sezon olsun. Artık lafı fazla uzatmak istemiyorum. Canlı saldırılarımıza geçmek istiyorum. Klanıma da sordum. Açılış saldırımız için, Clan Ligi'nin birinci günündeki canlı saldırılarımızın açılışı için kim hazırsa onun saldırısıyla açılışı yapıyoruz dostlar. Açılış saldırısında Özcan'ı izleyeceğiz. Alt sıralarda yer aldığı için rakibinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Keşke tüm rakiplerimiz böyle olsa diyelim, duamızı edelim. Gelecek sezon böyle olmasını ümit edelim. Özcan'ın saldırısına baktığımda ejder birinci tercih ediyor. Orduyu salış biçimine bakarsak bence ejderlerin bir tanesini sağ tarafa, bir tanesini sol tarafa önce bırakıp sonra da onların arasından bırakmalıydı. Yani bir ucudan bir uca demiyorum da ejderleri saldığı yerden en azından sağ sola dağılmazlardı bu kadar. Şimdi süper okçularla iş yapmaya başladı. Öfke ve klonlarla birlikte belediye binasına artık yöneldiler ve belediye binasını da indirmeyi başardılar. Ejderlerin 2 tanesi mi, 3 tanesi mi, kaç tanesi üst üste binmişler. Ejderlerin hepsi mi yani, tam çözemiyorum orada ama üst üste bayağı bir ejder var. Yani ejder koalisyonu kurulmuş orada, sağ taraftan ilerliyorlar. Son tarafta da 2 tane gariban ejderlerimiz depolarla uğraşırken alt taraftan artık savunmaların yoğun olduğu bölgeden karakterlerimiz bırakıldı. Elimizde henüz şampiyonumuz var. Bu köyden kesinlikle 3 yıldız gelecek zaten artık saldırının dişatına baktığımızda anlayabiliyoruz. Çünkü elinde henüz dondur büyüsü var ve tek bir bina görüyorum ben burada. O da tekli cehennem ve hatta binadan sayacak olursak Teslalar. Onun haricinde ağır diyebileceğim bina yok zaten. Okçu kulelerinin belediye 11'den kalma falan olduğunu görebilirsiniz. Tertemiz bir şekilde 3 yıldız alıyor Özcan. İnşallah bu siftah, yani Özcan'ın eli, Özcan'ın savaşı tüm klana böyle uğur getirir ve tüm saldırılar bu şekilde 3 yıldızla sonuçlanır dostlar. Eline, emeğine ve güzel yüreğine sağlık diyorum. Her zaman ilk saldırıyı yapmak bir tık daha heyecanlı oluyor. Cesaretinden ötürü de seni tebrik ediyor. Sıradaki saldırıya geçiyorum.
Yasin'in saldırısıyla devam ediyoruz dostlar. Bakıyorum bir ejder ejder birincisi saldırısı izleyeceğiz. Ondan ve içinde de Zeppelin'in süper okçuları olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü klon ve görünmezlik büyülerini tercih etmiş. Süper büyücü olsaydı da tabii ki de bu klon büyülerini tercih edeceğini düşünmüyorum. Şimdi Kartal'a doğru bir yolculuk var. Hava patlatıcı sırtını dönmüş Zeppelin'e doğru. Büyük ihtimal o bölgeden kasırga ihtimali yüksek. Ve aynı şekilde de tam da olduğu gibi orada bir kasırga çıktı. Zeppelin Mesnevi'den ders almış gibi dönerken çok güzel bir şekilde görünmezlik büyüleriyle Yasin kurtarmayı başardı. Ama Klan Kalesi'nde görünmez yaptığını görüyorum. Büyüyü kaydırmaya ihtiyacı var. Eğer hızlı bir hamle gerçekleştiremezse o zaman o elektro ejder koruyucunun da ejderlerin de canına yavaş yavaş okuyabilirdi. Ve o da çok güzel bir şekilde görünmezliği kaydırarak hem belediye binasını indirdi, hem okçuları korudu, hem de orada büyük koruyucusunu da korumuş oldu görünmezliğin içine katarak. Sol taraftan karakterlerini bıraktığını görüyorum. İki tane ejderi aynı zamanda onun yanında elinde kalan okçularını da üst tarafta altın deposuna güvenli olan bölgeye bırakmış ki o noktadan en azından hasar almayacaklar. Temizlik işine de yardım edecekler. Büyük ihtimal orada oraya ulaşana kadar onlar altın deposunu indiremez ama işte gene de orada hiçbir şey yapmadım demesinler diye bıraktığını düşünüyorum. Oradan Şaden ilerliyor. Barbar Kral'ın özelliği kullanıldı. Kraliçemizin özelliği kullanıldı artık. İkisinin de canı zaten maksimum seviyede. Buz Golem'de hiçbir şey yapmadığını düşünmeyelim diye arkadan yürümeye devam ediyor. Ama ne patlıyor ne tanklıyor yani. Orada öyle takılıyor kendi kendine. Büyük koruyucumuzun kanatları altında artık 3 yıldıza doğru ilerliyor karakterler. Ve saldırıya baktığımız zaman da henüz 1 dakikanın altına düşmediğini görüyorum Yasin'in. Çok hızlı bir şekilde saldırıyı gerçekleştirdi. Gördüğünüz üzere tertemiz bir ejder birinci saldırısı yapmış oldu. Eline emeğine sağlık diyorum. Sıradaki saldırıya geçiyorum. Sıradaki saldırımız Alper'den geliyor. Ondan da ejder birinci izleyeceğiz. Zeppelin'i kenardan bırakarak yani düzenin alt tarafından bırakarak yolculuğuna başlattı. Bakalım neler yapacak. Koruyucu özelliğiyle birlikte klonlarla birlikte geride indirmiş olsa da klonlarla birlikte okçuları belediyeye bir tık daha yaklaştırabileceğini düşünüyorum. Görünmezlik büyüsünün çıkmasıyla süper okçular arkaya doğru yöneldiler. Neyse ki tam vaktinde görünmezlik yok oldu ve okçularımız duvarı kırıp dışarı doğru artık duvarın dışına yönelmeden belediye binasına yöneldiler. Monolit de inerse mükemmel olacak ve monolit indi. Sadece tazıyla ağır savunmaların büyük çoğunluğunu da aradan çıkartmış oldu. Belediye binası monolit arkada bir hava soğumasını indirdiğini gördüm. Güzel bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Karakterleri yukarıdan bıraktı. Karakterleri buradan bırakmış olsa da karakterlerin yukarıda fazla hasar alacağını düşünmüyorum. Birliklerini mutlaka ki Kartal tarafından bırakması lazım. Giriş tarafında en azından dondur büyüsünü oraya kullanarak ejderlerle birlikte giriş kısmında çok büyük oranda temizlik yapabilir diyordum ki üst kısımdan ejderlerini saldı dostlar. Yani bilmiyorum sanki eliyle birlikte 3 yıldızı alıp rakibine bir yıldızını al senin olsun bende fazla kaldı demiş gibi bir hali var şu an. Ama inşallah 3 yıldıza ulaşır tabii ki. Ama dediğim gibi yani karakterler zaten üst kısımda hasar almayacaklardı. Çoklu cehennemin oraya ulaşana kadar hasar verecek bina yoktu. Yani depo, hava savunması falan vardı. Karakterler hasar almayacaktı. Nasıl böyle düşündü bilmiyorum. Aklındaki plan neydi bilemiyorum şu anda. Aşağı doğru ilerleyen ejderlerimiz var, şampiyonumuz var. Kaya saçar tekliğe rağmen şampiyon orada dayanabilir mi? O da bir muamma diyebilirim. Çünkü ejderler artık birer birer öldü. Tekli cehennem artık... Ay bence o dondurun kaya saçara değil tekliğe gitmesi gerekiyordu. Bakın giriş kısmındaki yaptığı mükemmel hareketten sonra karakterlerin saldığı yerin yanlış olduğunu, ordusunu saldığı yerin yanlış olduğunu düşünsem de en azından şampiyonu korumaya çalışsaydı yani kaya saçarı dondurmak yerine zaten canı full olmuştu şampiyonum. Tekliği dondursaydı belki daha iyi iş çıkarabilirdi. Oradan şampiyon tekliğe doğru yürürdü. Kaya saçarın canı zaten az. Tekliğe doğru yürür. Aşağıdan da Titan çok rahat bir şekilde yem olmadan tekliğe temizliğini yapardı. 3 yıldıza ulaşabilirdi belki. Çünkü orada bebek ejder de tekliğe yem olduğu için bebek ejder de erkenden düşmüş oldu. 3 yıldıza ulaşmasına
engelleyici faktörlerin, yani engelleyici hareketlerin çoğunu yaptığını düşünüyorum Alper'in. Biraz heyecana kapıldığını düşünüyorum. İkinci gün böyle hatalar olmaması ümidiyle eline emeğine sağlık diyerek sıradaki saldırıya geçiyorum. Mert'in saldırısıyla devam ediyoruz. Ejder ejder bineci izleyeceğiz. Belediye 14 binasına saldırıyor. Rakibinin köyü de aslında iyiymiş. Koruyucu özelliğiyle birlikte Zeppelin'i yolculuğuna başlattı. Rakip klan kalelerine de hep böyle Ejder Elektro falan çıktığını görüyorum. Yani defans olarak düşük savunmalar koymuşlar. Yani düşük derken diğer birliklere göre bence Elektro çok hantal ve tek başına da başarısız bir birlik. Yani eğer hibrit atmıyorsanız, kraliçeniz girişte tak diye ölmemişse Elektro hiçbir işe yaramaz. Bu ihtimallerin gerçekleşmesi lazım. Belediye binası çok rahat bir şekilde indi ve belediyenin haricinde alt kareyi de çok rahat bir şekilde temizledi. Kaya Saçar'a bakıyorum ki oy süper. Okçularla birlikte Kaya Saçar'ı da indiriyor. Ve böylece %25'lik değere, hatta %27'lik değere okçularla birlikte, süper okçularla birlikte ulaştı. Şahane bir değer ve boş bir değer değil. Depoları indirdiği bir değer değil. Belediye binası, arkadaki savunmalar, ortadaki Kaya Saçar hepsi inmiş durumda. Bebek ejderlerle birlikte temizlik işini hızlandırıyor ve köyün ağır savunmasının kaldığı kısımdan ejderlerini bırakıyor. Kesinlikle böyle olması lazım. Ağır savunmaların olduğu yerde, yere yakın konumdan bırakmak lazım. Sona ağır savunmalar kalınca zaten canı bir bir kalmış ejderler, işte birlikler ne oluyor? Sonda patır patır daha savunmaya doğru yürürken ölmeye, dökülmeye başlıyorlar. Doğru bir hamle yaptı. Aşağıda bir tane tekli olduğunu görüyorum. O tekli cehenneme ulaşması zor olmayacaktır. Çünkü okçu kraliçesi var ve aynı zamanda duvarda da açıklık var. O aradaki açıklıktan çok rahat bir şekilde okçu kraliçesi oraya ulaşabilir. Ve gördüğünüz üzere kraliçenin özelliği kullanıldı. Tekli cehennem düşüyor. Alt kısımda da ejderler üzerlerine düşeni yaptılar. Orada şampiyon neşliyle beraber 99 ve 3 yıldızı ulaşmayı başarıyor Mert. Eline emeğine sağlık diyelim. Sıradaki canlı saldırımıza geçelim dostlar. Koray'ın saldırısıyla devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirecek. Köyün düzeni de aslında, belediye binası tam ortada, içerisi var ya, kesinlikle bomba doludur. O Zeppelin'i oraya gönderiyor ama inşallah okçular hayatta kalabilir. Püskürtücü üfledi. Sağdan, soldan bir daha yiyor. Bir daha yiyecek mi? Yemedi. Kendisi indirdi hemen giriş kısmında ama D bombaya yakalanmaktan kaçamadı. Okçular 2 D bomba, 1 kasırga yediler ama ana doğasıyla korunduklarına eminim ki ölmediler. Hayattalar, yaşıyorlar. Maşallah diyelim. Belediye binasını indirdiler. Arkadaki savunmaları da temizlemekten geri kalmıyorlar. Başarılı bir Zeppelin olmuş oldu. Bakalım, klan kalesinden yine elektro ejderha çıktığını görüyoruz. Birliklerini bıraktı Süleyman. Açıkçası ben burada balonların, yani ejder ejder bence de balonların savunma indirme görevinin olduğunu inanmıyorum. O sebeple tek bir kareden, yani tek bir birim içerisinden spamlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bence balonlar birer 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 yan yana bırakılmalı. Ejderler arkasından, arkasından ejder biniciler bırakılmalı. Ben bu saldırıda, yani bu saldırı taktiğinde dediğim gibi balonların tek bir noktadan bırakılmasını doğru bulmuyorum. Üst üste bıraktı resmen. Balondan işlevini yitirdiğini düşünüyorum. Şimdi balonlar konusunda bu kadar bahsettiğime göre artık saldırıya devam edebiliriz. Şimdi karakterler yukarıda ilerliyorlar. Barbar kralın özelliği kullanıldı ama tekli cehennemin menziline girmekten kral kaçamayacaktı ki bir canla kurtuldu vallahi. Son anda tekliden kurtulmayı başardı. Ejderimiz orada tekli cehennemi indirerek gerçekten bir kara muratlık yaptı. Çünkü bayağı uzun süre cehennem ejderi ona vurmaya devam etmişti. Aşağıya baktığımda tekli cehennem, Kaya Saçar var. Orada iyileşmeye devam eden bir okçu kulesi olduğunu görüyorum. İşler açıkçası bir tık zor ama imkansız değil. Süremiz çok az mı? Az, evet. Ama kraliçemizin özelliği var. O yüzden hala umudumu yitirmek istemiyorum. Kazıcımız var. Canı az olarak gördüm. Unicornumuz var. Orada bir ankamız var. Güdümlü yedi. Canı eksi bir kaldı hatta, yani düşmüş olsaydı belki aynı olurdu canı. Ölse bile canı ölümlü haliyle daha çok olur. O kadar söyleyeyim size.
Ve o da fazla dayanamadan öldü gitti gariban, ne yapsın. Şimdi unicornumuz var ama kraliçeyi beslemeye yetemeyecektir. Oo, bak Süleyman'ın şu anda özelliğini bir tık erken bastığını düşünüyorum kraliçenin. En azından cehennemin bir saniye iki saniye daha vurmasına izin verip öyle özellik kullanmalıydı. En azından içeri girdiğinde teklinin hasarıyla karşılaşıp inşaatçı kulübesinin hasarını hemen yemeye başlamazdı. Belki o zaman 99'da kalma ihtimali daha çok düşerdi. Ama sağlık olsun, yani ilk günün nazarı diyelim. Böylelikle Koray aramızdaki ilk savaşını gerçekleştirmiş oldu. Bizimle birlikte ilk klan ligi ve bunun yarısı yanı sıra ilk de saldırısı olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah devamında 3 yıldızlar görürüz. Aramıza hoş geldin diyorum. Koray'ın ikinci saldırısıyla karşınızdayız dostlar. Bu artık ikinci savaşı olacak. Artık heyecana hiçbir şeysine yer yok diye düşünüyorum. O sebeple kesinlikle 3 yıldız alacağından emin olarak, ona güvenerek saldırısını izlemeye başlıyorum. Zeppelin yolculuğuna başladı. Görünmezlik büyüsü, klon büyüleri, öfke büyüleri peşi sıra geliyor ve artık belediye binasına inmekten başka çaresi yok diyebiliriz. Son 2 tane görünmezlik büyümüz kaldı. İn artık be yavrum, sen de amma direndinden azlısın ya. Tamam ya. Tamam, sen de in, belediyenin binasısın yani, köyün binasısın, tamam ha. İndi tamam, sonunda artık %20'lik oranda inmeyi başardı. İndirmeyi başardı. Bakıyorum Allah'ım, gördünüz mü? Gördünüz mü? Monet'in canı bir kaldı. Bir ama inmedi, direndi. Yapacak bir şey yok. Aşağıdan buz golemi Barbar Kral Okçu Kraliçe ilerleyişine devam ediyor. Koridorun zayıf tarafından karakterlerini göndererek, güçlü tarafına da ordusunu göndererek tertemiz bir şekilde saldırısını yapmaya başladı. Ve ejder binici de bu defa gördük ki bir önceki saldırıların aksine koruyucu özelliğiyle Zeppelin'i göndermek yerine tazı kullanarak Zeppelin'i gönderdiğini gördük bu ordu modelinde. Birlikler içeride ilk zehir büyüsünden çok rahat bir şekilde zehir kulesinden koruyucu özelliğiyle kaçmışlardı. Ancak gördüğünüz üzere ikinci zehir kulesinden maalesef koruyucu özelliğiyle kaçınamadılar. Ama sağlık olsun diyelim, yapacak bir şey yok. Karakterleriyle birlikte 3 yıldıza gitmesine engel yok gibi duruyor. Bakalım kraliçemiz çok rahat bir şekilde aşağıda duvara takıldığı için orada unicorn canını doldurmaya devam ediyor. Aslında kraliçenin duvara takılması şu anda birazcık veli nimet olmuş oldu. İşimize yaradı yani. İlk defa duvara takılan bir karakteri anından öpesim geldi. İşini yaptı yani, öyle olması gerekiyordu. O sayede canı dolmuş oldu. İlerleyişine devam ediyor. Kazıcımız da kraliçemiz orada İksir deposuna ulaşabildiği için ona ulaştı. Şimdi de duvara takıldığı için gelip duvara takılıyor. Ankamız var. Orada okçu kulesini çok rahat bir şekilde indirecek. Bunun yanı sıra 2 tane okçu, 1 tane de büyücümüz olduğunu görüyorum. Son 30 saniyemizde o iksir deposu inmeyecek de ne yapacak? Bir yandan Anka ıkınıyor orada, indirebilmek için ciyaklıyor. Duyuyor musunuz? Bak susayım da duyun. Duyun. Duyun ama. Duyun değil. Ne oluyor bana ya Rabbi ya? Ne oluyor? Her bölgenin şivesiyle konuşuyorum maşallah be. Sıra geldi o büyük ana Okan'ın saldırısına. Okan'ın büyüklüğünden değil, kapanış saldırısı olduğu için 3 yıldız almak zorunda. Bir açılışta bir kapanışta 3 yıldız almak gerekir yani. Bu videonun raconu budur. Şimdi Okan okçularla birlikte, süper okçularla birlikte merkezi talan ediyor. Bu sayede ne yapıyor? Oradaki çoklu cehennemlerden ve belediye binasından aynı anda kurtularak aslında ağır savunmaları çok güzel bir şekilde aradan çıkartıp ordusunu rahatlatıyor. Ağır savunma diyebileceğimiz 2 tane kaya saçarımız var. Tüm karakterleri rakibi üstteki kare içerisine koyduğu için onları da bir tane ağır savunmadan saysak köyde 3 ağır savunma kaldı diyebiliriz. Aşağıdaki bölgeyi saymıyorum çünkü oradan şampiyon bırakıldığında tertemiz bir şekilde işini yapacaktır, temizliğini yapacaktır. Kartal'dan Kaya Saçar'a doğru yürüyecektir. Şu an
ejderler Kaya Saçar'ın olduğu bölgeden bırakıldı. Ağır savunmaların olduğu taraftan ilerleyiş devam ediyor. Yukarıdan da karakterler bırakıldı. Yani karakterlerin arasında bir fight dönüyor orada. Aşağı taraftan da şampiyonun bırakıldığını görüyorum. Arkasında bir tane ejderle güçlendirilmiş kalkanı fırlatıyor. Teslalar da sağlam hasar vuruyor maşallah ya. Hiç de göstermiyorlar değil mi? Kartalaradan çıktı ama bundan sonra şampiyonumuz daha güvende. Çünkü şampiyon depo hava soğuması... Depo nedir ya? Depoya vurmuyor şampiyon. Hava soğuması büyücü kulesi, okçu kulesi arasında hasar vurmaya devam ederken çoktan ordumuz yukarıdaki Kaya Saçar'a ulaşmış bulunuyor ve böylece şampiyonumuz da hayata tutunmuş oluyor ve o savunmaları hasar verici binaları da aradan çıkartmış bulunuyor. Arkada bir tane gariban ejderhamız tek başına geride kalan binaları temizleye temizleye geliyor. Aferin sana çalış köle. İlerliyor 97, 98 ve deponun inmesiyle birlikte %100 kapanış saldırımızda Okan'la birlikte tertemiz bir 3 yıldız almış bulunuyoruz. Eline emeğine sağlık. Maşallah. Bu lig gününün sonuna geldik dostlar. Bizim için verimli, keyifli bir gün oldu. Şöyle baktığımız zaman sadece bir saldırımız var. Onu da gerçekleştireceğimizden yani Said'in saldırısını yapacağından şüphem yok. Şöyle baktığımda gayet güzel üçlükler attık. Çift yıldızlarımız da var. Bazı terslikler gitti. 2 tane mi tekimiz var? 3 tane tek yıldızımız var. Onun haricinde gayet iyi durumdayız. Rakibimize baktığımız zaman hala açılışta olduğu gibi 8 saldırıda duruyorlar. İnşallah saldırılarını tamamlamazlar. Yani ne kadar çok kişi saldırı yapmazsak alanları da o kadar çok üst sıraya çıkarız. Daha güzel olur. İnşallah saldırı yapamazsınız. Öyle kalırsınız. Bugünün galibi olacağımızı düşünüyorum dostlar. İşleyişe ve gidişata bakılırsa yani rakiplere baktığım zaman herkesin üçlük atamayacağını düşünüyorum. O sebeple de çok rahat bir şekilde bugünü kazandık diyebilirim. Sezon bilgilerine bakalım. Kapanış kısmında biz Blodrina klanı olarak 1. sırada 32 yıldızda ve 1254 yıkım yüzdesinde yer alıyoruz. Bizi takriben gelen Vietnam No 1 klanı var. Çinli klanımız var. Zaten ikisi peş peşe geliyordu. Onun haricinde de diğer klanlar da takip ediyorlar. Tur bilgilerine bakalım. Açılışta olduğu gibi Çinli klan 10 saldırıda, Vietnam klanı şu anda 13 saldırıda açılışta olduğu gibi duruyor. Diğer klanlar birkaç saldırı daha gerçekleştirmiş. İnşallah hepsi böyle kalır yani. Şu an bu tablo hiç değişmez. Herkes böyle bu kadar saldırı yapıp bırakır yani. Kimse artık yıldız kazanmasın. Amin. İkinci tur bilgilerine bakıyorum. Yarın Dead Front klanıyla eşleşiyoruz. Bugün baktığımda 13 saldırıda 24 yıldız almayı başarmışlar. Yani ortalama güzel bir performans sergilemişler aslında aşağı yukarı diyebiliriz. Çok berbat bir performans göremiyorum. İyi durumda olduklarını söyleyebilirim. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Rakibimize bakayım. Vietnam No 1 klanı Les klanı ile eşleşmiş. Les'e bakıyorum bugün. Çinli klana karşı geride kalmışlar ve Çinli klan görüyorsunuz ki onlardan bayağı bir yıldız almış ya maşallah ya Rabbi. 10 sandır 28 yıldız inşallah bize nasip olsun. Daha fazla alalım. O 2 feyli de vermeyelim inşallah. Dostlarım artık videonun sonuna geldik. Sonlandırma vaktimiz geldi. İnşallah bu videodan keyif almışsınızdır ve inşallah bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Sizlere bir şeyler katabilmişizdir. Ligin ikinci gününde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Yorum bırakarak derken böyle dedip kaldım gördünüz değil mi yani? Beni yönlendiren simülasyon hata verdi. Bug'a girdim orada. Başa sarıyorum burayı. Eğer ne diyordum ben? Eğer neydi? Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attığımda pusuda beklemiş gibi zınk diye gelip videoları izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Çok kolay bir şey. Videonun hemen altından böyle abone olun. Abone olmadıysanız şu abone ol butonuna tıklayın. Olduysanız da yanından hemen zil butonuna tıklayarak hemen oradan bildirimleri açın. Ben video attığımda hemen zınk zınk burada olun. Hemen izlemeniz daha güzel olur değil mi? Daha keyifli olur böyle taze taze. Artık sıradaki videolarda ligin ikinci gününde görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın.